Bu bölümde gradyanın ne olduğunu öğreneceğiz. Bu videoda gradyanın nasıl hesaplandığına odaklanıp önümüzdeki birkaç videoda da gradyanın geometrik yorumuna değineceğiz. Bu arada işin geometrik mantığından önce hesaplamanın nasıl yapıldığını göstermekten pek hoşlanmasam da gradyan işin mantığının hesaplamasıyla çok da alakası olmayan garip kavramlardan biri. Ne demek istediğimi biraz sonra daha iyi anlayacağız. Mantığı ve hesaplamayı önümüzdeki videolarda birbirleriyle ilişkilendirmeye çalışacağım tabii ama her şeyden önce sanırım ikisinin de ne anlama geldiğini bilsek iyi olacak. İşin hesaplama kısmında, diyelim ki elimizde bir fonksiyon var. Fonksiyonu iki değişkenli bir fonksiyon olarak tanımlayayım. virgül y eşittir x kare çarpı e, sinüs y olsun. Gradyan bir fonksiyonun tüm kısmi türev bilgisini içerir. Bu yüzden de şimdi bu fonksiyonun kısmi türevlerini hesaplayacağız. f'in x'e göre kısmi türevi. Burada x'i değişken, y'yi de sabit olarak düşüneceğiz, değil mi? Bu durumda sinüs y e bir sabit olacak. x karenin x'e göre türevi de 2x olduğuna göre kısmi türev 2x çarpı sinüs y olacak. Y'ye göre kısmi türevindeyse x sabit olacak. Değil mi? Bu durumda x kare de sabit. Ve kısmi türevi sabit yani x kare çarpı sinüs y'nin türevi yani kosinüs y olarak bulacağız. Gradyan bu iki bilgiyi bir vektörde bir araya getirir. Detaya girmek gerekirse gradyanı ters dönmüş bir üçgenle gösteririz. Bu sembolün adı nabladır. Evet, f'in gradyanı bu iki kısmi türevi barındıran bir vektöre eşittir bu kısmi türevlerden ilki x'e göre olan kısmi türev yani 2x çarpı sinüs y ikincisi de y'ye göre olan kısmi türev yani x kare çarpı kosinüs y'dir fark ettiniz mi bilmiyorum ve belki de bunu vurgulamam gerekiyor bu vektör değerli bir fonksiyondur evet şurada kendime biraz yer açayım ve x ile y'yi not edeyim bu iki boyutlu bir uzaydaki bir noktayı girdi olarak alıp çıktı değeri olarak da iki boyutlu bir vektör veren bir fonksiyondur. Bunu üç farklı değişkenle de yapabiliriz. Bu durumda üç tane kısmi türev ve üç boyutlu bir çıktı değeri olur. Daha genel bir şekilde ifade etmek istersek, evet şuraya yazayım. Bir fonksiyonun gradyanı, fonksiyonun kısmi türevlerini bileşen olarak kabul eden bir vektöre eşittir. f'in x'e göre kısmisi ve f'in y'ye göre kısmisi. Bunlara kısmi türev diyoruz ama ben gradyanı ihtiyacımız olan tüm bilgiyi verdiği için bütün türev olarak düşünmeyi tercih ediyorum. Gradyanı kolaylıkla aklınızda tutmanız için bu ters üçgen ya da nabla sembolünün kısmi türev operatörleriyle dolu bir vektör olduğunu düşünebilirsiniz. Operatör derken örneğin x'e göre kısmi türevden yani kendisine bir fonksiyon verdiğinizde size başka bir fonksiyon veren bir şeyden bahsediyorum. Mesela buna f'i verdiğimizde bize buradaki çok değişkenli fonksiyonu verir. Nabla sembolü kısmi türev operatörleriyle dolu dolu bir vektördür. Anlaştık mı? Burada bunlardan sadece iki tane var ve bu size de çok garip bir şey gibi gelmiyor mu? Yani bu hem bir vektör hem de kısmi türev operatörleriyle dolu. Ama vektörler böyle şeyler değiller. Yine de bununla nereye varmaya çalıştığımızı anladığınızı düşünüyorum. İsterseniz bunu aklınızda tutabilmek için kullanacağınız bir kısa yol olarak düşünün ama aslında bu bir kısa yoldan daha fazlasıdır. Bu üçgeni alıp da f ile çarptığınızı düşündüğünüzde bu fonksiyonu alıp da başka bir fonksiyon veren bir operatör gibi olacaktır. Evet. Bu üçgeni alıp da buraya bir f koyduğunuzda bu kısmı f ile aynı şekilde bu kısmı da f ile çarpmış gibi oluyorsunuz ama aslında yaptığı şey x'e göre ve y'ye göre kısmi türev almaktan başka bir şey değil. Bunu anlatmamın sebebi bu sembolle başka yerlerde de karşılaşacak olmamız. Diverjans ve rotasyonel adında iki farklı operatör daha öğreneceksiniz ama merak etmeyin şimdi değil, biraz daha sonra. Bu Kısmi türevlerin vektöre benzeyen operatörü hakkında düşünmek aslında faydalı bir şey. Mesela bu nabla sembolü kısmi türev operatörlerinin vektörü ise boyutları nedir diye sorguluyor olabilirsiniz. Bu noktada size elinizde kaç boyut olduğunu sorarım. Yani eğer elinizde 3 boyutlu bir fonksiyon varsa bunu içinde 3 farklı operatör olan bir şey gibi değerlendirmemiz gerekir. Şu şekilde not ediyorum. Evet. Evet ve eğer elinizde 100 boyutlu bir şey varsa da burada 100 farklı operatör olur anlaştık mı size gradyanın nasıl hesaplandığını anlatmaya çalıştım aslına bakarsanız çok zor bir şey de değil zaten yani birkaç tane kısmi türev var ve bunları bir vektörün içine koyuyorsunuz ama işin eğlenceli ve ilginç kısmı geometrik yorumlamada ve önümüzdeki videolarda da bundan bahsedeceğiz bu arada yönlü türev içinde çok önemli bir kavramdır kısacası size önümüzde çok eğlenceli videolar var demek istiyorum